Selamun Aleyküm sevgili hanımlar. Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti hepimizin, hepinizin üzerine olsun inşallah. Rabbim ümmete, Muhammed'e sağlık, sıhhat, afiyet nasip etsin. Hanımlar bugün sizlere kurçuk modelini daha nasıl kolay yapabiliriz onu anlatacağım hanımlar. Hani şallara, şallarda uygulanan kurçuk modelleri var ya böyle tığa sarılıp da yapılıyor. Ee, onu anlatmaya çalışacağım hanımlar. Onun için ne gerekli bize? Şöyle bir tane pipet bir parçacık kestim şöyle. Meyve suyu pipeti, küçük meyve suyu pipetlerinden. Bu benim tığıma tam uygun hanımlar, böyle tığınıza rahatlıkla girip çıkabilecek şekilde. Hani tığ numaranız daha kalınsa daha büyük pipet kullanabilirsiniz hanımlar. Şimdi bunu nasıl yaptım? Ee, şöyle bir tane herhangi bir ip, patik ipimden kalmıştı. Parça ipimi değerlendireceğim hanımlar. Şöyle birkaç tane zincir çekelim. Şu, e, sadece kurçukları anlatacağım için Hani burada ne kadar çektiğimde ne kadar doldum onun önemi yok. Ben yani şu an kurtçukları daha nasıl kolay yaparız onu göstermeye çalışacağım hanımlar. Şöyle bir tane halka oluşturdum. İçine birkaç tane ikili trabzan dolayacağım. Evet bu halkamızın içine birkaç tane ikili trabzan dolayıp geleyim. Evet hanım şöyle minik bir halka yaptım. Birkaç tane ikili trabzan yaptım. Dedim ya hanımlar zaten burada hani yaptığım e, kaç tane yaptım onun bir önem yok. Buradaki bugünkü videomdaki önem e, kurçukları daha rahat nasıl yapabiliriz. Şimdi hanımlar birkaç tane zincir çektim. Hemen bu pipeti tığıma geçiriyorum. Şöyle hanımlar bakın ipi içten dışa değil de dıştan içe doğru şöyle sarıyoruz. Artık kaç tane istiyorsanız o kadar sarın hanımlar. Ben şu an modeli nasıl daha rahat yaparız onu anlatabilmek için şöyle birkaç tane sardım. Şimdi hanımlar şöyle tutalım parmağımızla pipeti tığımızdan çıkaralım. Evet, pipeti tığımızdan çıkardık. Bakın ama şöyle şöyle yakınlaştırayım. İlk imleye geç battık tığımızı üzerine ip aldık geçirdik üzerine ip aldık yaptığımız sardığımız ipliklerin içinden yukarıya doğru çıktık şöyle bir tane de bağladık bakın hanımlar tekrardan pipetimizi tığımıza geçiriyoruz şöyle dıştan içe doğru sarıyoruz birkaç tane saralım model uygulayacağınız zaman hani hanımlar sayı belirlersiniz şu an benim e, kurçun nasıl yapıldığını daha nasıl kolay yapılacağını anlatacağım için sayı vermiyorum pipetimizi çıkarıyoruz tığımızdan şöyle bakın şunu tutuyoruz şu ipimiz kaymasın hemen bir sonraki ilmeği batıyoruz aldık üzerine ip aldık sardığımız ipliklerin içinden yukarıya doğru çıktık. Üzerine ip aldık ve şöyle bir tane kapattık. Tekrar göstereyim hanımlar. Pipetimizi tığımıza taktık. Kendimize doğru şöyle sarıyoruz. Kendimize doğru sardık. İmleklerimizi şöyle tutuyoruz. Parmağımızın yardımıyla pipeti tığdan çıkarıyoruz. Aslında ama çok çabuk çıkıyor tığdan da. Ben şu an ellerim kamera arkasında olduğu için biraz zorlanıyorum. Normalde ördüğünüzde hemen çıkıyor. Hemen bir sonrakine battık. Üzerine ip aldık. Geçirdik. Tekrar üzerine ip aldık. Doladığımız ipliklerin içinden yukarıya doğru çıkıyoruz hanımlar. Yukarıya doğru çıktık. Bir iple bağladık. Orada bir tane kaldı hanımlar. Evet bakın hanımlar. Bu şekil çok basit oluyor hanımlar. Bunu böyle tığa dolayıp şöyle tığa dolayıp çok güzel yapanlar var. İçinden geçirip şöyle. Ben yapamıyorum hanımlar. Yapanlar yapıyorlar çok da güzel yapıyorlar. Ama ben yapamadığım için şöyle pipet yardımıyla yapmaya çalıştım. Çok da güzel oldu. Sizlerle de paylaşayım dedim. İnşallah anlaşılır olmuştur hanımlar. Yapmak isteyenlere inşallah yardımcı olabilmişimdir. Çünkü bu modelde bu kurçuk modelinde çok güzel şallar var. Ama bu kurçuğu işte çıkaramadığımız için yapmakta biraz tereddüt ediyoruz. Tekrar şuraya batıyoruz. Aldık. Tekrar aldık ipimizi ve doladığımız ipliklerin içinden yukarıya doğru çıktık. Bakın bir tane bağladık. Evet hanımlar. Kurtçuk modelimizi pipetle böyle yapıyoruz hanımlar. Pipet yardımıyla çok da güzel oluyor hanımlar. Çok da çabuk oluyor. Hele bir eliniz alıştığı zaman çabucak çabucak yapıyorsunuz hanımlar. Evet hanımlar, bugün de böyle bir tane video paylaşayım dedim. İnşallah beğenirsiniz. Bakın şöyle bir de model motif yapmıştım hanımlar. Ortası kurçuk. Şöyle bir kare motif yaptım hanımlar. Bununla ne yapılır? Yelek örebilirsiniz, çanta örebilirsiniz. Her şey yapılır. Battaniye örebilirsiniz. Çok da güzel oldu bakın hanımlar. Batik ördüm. Harika oldu. Bugünkü videomuzun amacı şu ortadaki kurtçukları pipet yardımıyla daha çabuk daha kolay yapmak. İnşallah videomu beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Lütfen like atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.